Oylarınızı arz ediyoruz. Önergeyi geldiği şekilde kabul edenler, kabul etmeyenler. Toplu zam teklifimiz, toplu ulaşıma olan zam teklifimiz oy çokluğuyla reddedilmiştir. Teşekkür ederim. İstanbul Esnaf Odaları Başkan Yardımcısı Engin Türkmen Bey yanımızda. Kendisi, evet, bir tartışma yaşandı. Kimler arasında yaşandı? Tabii sonuçta esnaf bugün zammın çıkmasını istiyordu. Bizden olumlu bir haber bekliyordu. Red veren arkadaşlara bir tepki oldu. Siz İstesop olarak aslında bu zamı kendiniz yapabilir misiniz? Hayır, eskiden yapılma durumu vardı fakat sonraki bir genelgeyle büyük şehirlerde bu tamamen UKAMA'nın yetkisine geçti. Peki bu zamlar neden engelleniyor? Tabii şimdi ulaşım herkesi ilgilendirdiği için sonuçta biz belki 100 bin kişiyiz. Diğer tarafta 15 milyon insan var herhalde. Böyle görülüyor. Bizim oylarımızı oydan saymıyorlar herhalde. Yani nasıl olsa burada 100 bin var. Biz bunları kaybetsek bile 15 milyonu kazanırız diye düşünüyorlar. Herhalde öyledir yani. Yoksa matematik belli, matematik değişmez. Ama bu gidişle görünen şu ki özel sektör artık bu işten çıkacak. Çünkü sürdüremez artık. Biz bekliyoruz UKAMA'da 16 tane arkadaş gönlü olsun, bize zam versin diye bekliyoruz yani. Bakanlık temsilcisine esnaf temsilcileri tepki gösterdi. Neden tepki gösterdiler? Tabii yani zam bugün geçmeyince belediye kanadı evet verdi. Hayır veren kısma tepki gösterdiler. Sebebi bu. Kaç? Belki toplantıda da söyledim, 60 yaşındayız. Artık bu yaşta hakaret yemek. Yani esnaf bize her şeyi yapıyor zannediyor. İşte yapamıyoruz. Onların istediklerini yapamadık. Alamadık. Başarısız olduk yani. Başarısız olduk. Onun için ben esnaflarından da özür diliyorum. Odalar Birliği olarak oda başkanlarımıza da sesleniyorum. Hepsi tek yürek olsunlar. Tek bilek olsunlar. Esnafı düşünsünler. Hepimiz beraber olalım. Bu yükün de altından kalkalım diye düşünüyorum. 150 zam istediniz. Evet. Neler yaşandı? Sefaköy Şoförler Arası Başkan Vekilim, Durmuş Aslan ismim. 150 zam istendi bugün. Biz minibüsçü olaraktan bizler gerçekten çok mağduruz. Araçlarımız 100 lira para getiriyor. Bu ayki benim aracımın masrafı 23.750 lira. Biz mağdur olmuşuz. Hükümet tarafı buna zam vermiyor. Peki bakanlık temsilcisi buradaydı. Neler yaptı? Bakanlık temsilcisi buradaydı. Yıllardan beri aynı şeyi söylüyor. Diyor ki zam vermiyor bize. Ya biz belediye, biz mağdur olmuşuz. Biz minibüsçü olaraktan kontak kapatacağız artık. Belediye de gelsin, hükümet tarafı da gelsin. Gelsin görsün, biz mağduruz. Bizim mağduriyetimizin giderilmesini arz ediyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum. Biz esnaf olaraktan gerçekten minibüsçü mağdur. Evet, UKAMA'dan beklediğimiz karar çıkmadı. Hepimiz, bütün temsilciler burada bir karar çıkar diye beklemiştik ama beklediğimiz karar çıkmadı. Tabii bu konuyla alakalı hepimiz üzgünüz. Esnafımız da beklenti içerisindeydi. Bu beklentiyi bugün göremedik. Şu an UKAMA'nın yapısı 16 bakanlık temsilcileri, 11 de Büyükşehir Belediyesi'nin temsilcileri diyebiliriz. Toplam 27 kişi var. Eyüp Bey'i de sayarsak o bir esnaf odası gerçi ama o da yine iktidara yakın şekilde oy kullanıyor. Bugün burada 2 saat boyunca biz bir tiyatro izledik. İzlediğimiz tiyatro da AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni engelleme politikasıydı. Bunun için söylüyorum. Şu anda indirdikleri her şeye zam gelmişken sadece İBB'nin sahip olduğu paydaşlara zam gelmiyor yani, otobüse, İSKİ'ye gibi yani. Bunların derdi tamamen siyaset. Burada bir mantık ya da bir şey aramanın gereği yok. Bu arkadaşlarımızın derdi, AK Parti'nin derdi, bu da Büyükşehir'de çalıştırmamak. Biz sadece 3 ayda mazota %100 üzerine zam geldi. Elektrik ikkatına çıktı. Daha yeni 2-3 gün önce doğalgaza bir gecede %35 zam geldi. Bütün paydaşlarımıza, bütün yedek parçalara, personele, bakıma, Ar-Ge'ye her şeye zam geldi. Ama bunların yansıması olan, yani sonuçta bunları karşılamak için bir ücret gerekiyor. Bu ücreti biz yolcularımızdan karşılıyoruz. Yetmiyor. Sübvanse ediyoruz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak. Artan zamlardan sonra artık o da yetmiyor. Şu anda oluşan bütçede biz bütçemizin %30'unu sübvanseye ayırmak durumunda kalacağız. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Bakın çıkarken az önce bakanlık temsilcileriyle esnaf temsilcileri atıştılar diyeceğim yani. Esnaf temsilcileri bakanlık temsilcilerinin üzerine yürümeye çalıştı. Yazık değil mi o insanlara? İki taraf için de bunu söylüyorum yani. Aslında 150 zam istendi. 150 bir zam talebiyle geldik. Ama sağ olsun bakanlık temsilcileri dedi ki İstanbul kartı ayıralım, diğerlerini ayıralım. Yani dertleri şu, İBB çalıştırmayalım. Sonuçta İETT'ye gelen mazot zammı taksiye de geldi. Dolmuş'a gelen mazot zammı özel akıllı da geldi. Hepsi aynı.
bunları ayrıştıramazsınız. İstanbul ulaşım bir bütündür. Birbirine entegredir. Bunu değiştiremezsiniz. Bunların derdi söylediğim gibi tamamıyla siyasal. Bu arkadaşlar da buna tabii ki desteklendikleri konuşuyor. Tercihleridir, bir şey diyemem. Ama biz bir şekilde bunu atlatırız. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu işi çözeriz. Ama İstanbul halkının vicdanında AK Parti kendini nasıl taklar bunu ben bilemiyorum yani.